Şimdi bu anlamda Türkiye'nin en kötüyü geride bıraktığı tarih Mayıs 2023 seçim tarihi. O tarihte yani kredi kartları dahi kredi kartlarından nakit çekim öyle bir zıplamış ki. Yani O kredi dönem bir kartından nakit çekiyorsunuz. düzenleme de konuşuluyordu. Geldi Evet. gitti hatırlarsınız. Altın alıyorsunuz. Yani Türkiye 2023 yılında 34 milyar dolarlık altın ithal etmiş. Yani reel ithalatı biraz daha düşük çünkü altın ihraç da ediyoruz. İşleyip işte turiste satıyoruz vesaire. Ama nereden baksan 34 milyar dolar. Yani ikinci ana kalem olmuş altın ithalatı cari açıkta. Yani paralar altınlara gitmiş. Dövize gitmiş. KKM olmuş. Net hata noksan işte 27 milyar dolara çıkmış. Seçim öncesinde bu azalmış. Yani 20 milyar dolara Bu yakın. arada nakit avansın payı da geldi Evet, bu. şimdi o nakit avansa bakın yani %10'dan kaça? 10, yani %17'ye %17'ye çıkmış. Yani çıkmış. kredi kartlarının toplamı 1 trilyondan fazla. Yani 170-200 milyar liraya yakın nakit çekilmiş. Ne zaman? Tam böyle seçim. 2023'te. Sonra keskin bir şekilde Düşüş düşmüş. göstermiş. Yani seçimle bağlantı. 2023 seçimleri Türkiye'de çok çok önemli bir mihenk taşı. Ya da insanların, yurt içi yerleşiklerin, seçmenlerin, iş yapanların, para sahiplerinin gözünde çok büyük önem atfedilen bir seçim idi. Bunun için birileri korktu. Parasını yurt dışına taşıdı, gizledi. Birileri risk aldı, daha sonra para kazandı. Neyse yani ama bu şeyler onun sonucu yabancı yatırımcı da gelmedi. Yani yerli hakikaten korktu, parayı yurt dışına taşıdı. Yani seçimde iktidar değişir, ne olur ne olmaz diye. Ama yabancı yatırımcı da Türkiye istikrarsızlığa itilir. Ben pas geçeyim gelmeyeyim. Seçim sonrasını Evet, göreyim. seçim sonrasını bekledi ama seçim sonrasında da henüz işler açılmadı. Bu onun sonucu ama dolayısıyla düzelecek o. Yani bu kadar şey kalmayacak. Yani yabancı sermaye Türkiye'ye daha fazla gelmeye bence devam edecek. Eski düzeyi yakalarız yakalamayız ayrı bir şey ama bu tarihi dip. Yani 2023 yılında Türkiye'ye yurt dışından gelen doğrudan yatırım Türkiye'nin tarihi en düşük noktası. Şimdi yurt dışına çıkan sermaye de fazla gibi. Dolayısıyla Türkiye'ye gelen sermaye miktarını geçmiş. Ona iki şekilde bakmak mümkün. Bir, Türkler doğru yapıyor. Çünkü büyümek için dünyada yatırım yapmak lazım. Yani bir yere mal satmak için artık oraya gidip yerleşmek lazım. Yani konfeksiyon mu, giysi mi satıyorsunuz? Gidip mağazalarınızı açacaksınız. O mağazalarda raflara mallarınızı koyacaksınız. Koyacaksınız. İşte cam mı satıyorsunuz? Yani cam eşyası mı? Hakikaten mağazayı sizin kurmanız lazım. Ondan sonra hem orada yatırım yapıyorsunuz, hem oranın network'ünü, iş ilişkilerini network'ünüze katıyorsunuz. Finansman imkanlarından yararlanıyorsunuz. Yani oranın yerel bankalarından, finans sisteminden kredi alabiliyorsunuz. Müşteri ilişkilerini yakalıyorsunuz. Dolayısıyla büyümek için şirketler artık Türkiye sınırları yetmiyor. Türkiye dışına taşmaları lazım. Türkiye dışına taşmaları için de Türkiye dışında yatırım yapıyor olmaları lazım. Bu onun bir sonucu ve pozitif. 57 milyar dolara yükseldi. Türklerin yurt dışında yaptıkları yatırımın toplam finansal değeri. Yani Türkiye'den dışarıya çıkartılan doğrudan sermaye yatırımı bu. Ama bunun bir de getirisi var. Aralık ayında gördük ki ödemeler dengesinde 800 yani 20 milyar yok 820 milyon dolar gibi bir getirisi var bu işin.
yani temettü ödemesi ve o temettü kar elde edilmiş yurt dışında, o Türkiye'ye getirilmiş. Aynı ödemeler dengesinde görülüyor bu. Dolayısıyla şu anda mesela Türkiye'ye yaklaşık 2,5 milyar dolar civarında temettü ödemelerinden dolayı yurt dışına bir kar payı transferi yapılıyor son yıllarda. Çünkü Türkiye'de yabancıların böyle 150-180 milyar dolar gibi doğrudan yatırımı var. Yatırım stoku var. Hı hı. Bunlar kar ediyor şirketler. Geçmiş yıllarda genelde bu karlarını Türkiye'de yatırım yaparak değerlendiriyorlardı. Ama son yıllarda daha çok ben karımı istiyorum, bana şey transfer edin şeklinde. Dolayısıyla 2,5 milyar dolara kadar çıktı. Bu gelecekte cari açığın da bir nedeni olabilir. Her sene böyle artarak devam ederse bu 3 milyar, 4 milyar, 5 milyar dolar olur. Peki senin yurt dışından bir getirin var mı? İşte bu 50 milyar dolar, işte 58 milyar dolara varan miktar zaman içerisinde 1 milyar dolar, 2 milyar dolar oradan gelecek. Böyle bir dengeye kavuşacağız. Dolayısıyla o yönüyle de Türklerin yurt dışında doğrudan yatırım yapması son derece faydalı. Aynen yabancıların Türkiye'de yatırım yaptığı ekonomiye vereceği katkı kadar önemli. Önemli. Yani bu Türklerin yurt dışına doğrudan ihracatın önünü açıyor. Çok önemli, tamam, ama mesela bir önemli soru da ne zaman yabancı yatırımcı sadece portföy yatırımı için ya da böyle sıcak para girişi değil de doğrudan yatırım için Türkiye'ye gelecek? Önce sıcak para için gelecek. Önce sıcak para için gelecek. Daha sıcak sonra, para için bile geldiği tam baki değil diyorsun. Daha sonra da soğuk olacak. Dolayısıyla peki önce bu ne kadar zamanda olacak Abdurrahman Bey? Yani ne şöyle, kadarlık bir zamanda bence, yani Türkiye'de yatırımı düşünenler herhalde bir yerel seçimi de bekliyor diyelim. Ama yerel seçimden sonra da Türkiye'nin önünde 4 yıllık bir seçimsiz dönem var. Eğer yeni bir anayasa referandumu gündeme gelmez ise kesintisiz icraat dönemi. Dolayısıyla bu dönem içerisinde bu doğrudan yatırımcıları görebiliriz. Ama bir referandum konursa yani bu farklı etkiler doğurabilir. Doğru. Yeni yani bir beklenti şöyle doğurabilir. Şöyle hatırlıyorum, bir otomobil firmasını mesela çok konuştuk. Türkiye'ye gelecek, fabrika açacak diye bir şirket olmadı, gitti başka yerde. Böyle böyle çok fazla örneği görünce ne zaman yabancılar tam anlamıyla gelecek buraya fabrika kuracak, şimdi, kazmayı vuracak, istihdam sağlayacak sorusunu eski sorduruyor. Eski iştah doğal olarak biraz azalmış durumda. Bunun sebebi de Türkiye'de yönetimin konsolide olması. Kamu yönetiminin, devlet yönetimi konsolide oldu. Dolayısıyla güçler ayrılığı yok. Ekonomik özgürlükler eskisi gibi değil. Ama dünyada da değil. Yani dünyada da değişiyor. Bloklara ayrıldı dünya artık. İki ayrı blok ve bu bloklar arasında ticaret giderek azalıyor. Serbest ticaret. Korumacılık dostlar arasında diyoruz. Dost ülkeler arasında ticaret artıyor. Aynı şekil Türkiye'de biraz daha fazla. Dolayısıyla yani Türkiye'de siyasi ya da yönetimle ilişkileri sağlam olmayan şirketlerin Türkiye'de yatırım düşünmesi biraz daha zor. Ancak ilişkileri sağlam olanlar yatırımı düşünebiliyor. Çünkü biliyor ki siyasi erkle bir temasın yok ise başka bir güç de ortalıkta yok zaten. Yani bu ülkede seni savunacak, koruyacak başka bir güç de yok. Dolayısıyla bu da kısmen bir şeye yol açıyor. Azalmaya, potansiyel azalmaya yol açıyor. Kredi kartlarını kredi kartlarında ne bekliyorsunuz? Nasıl bir düzenleme bekliyorsunuz ve ne zaman bekliyorsunuz? Bunu o kadar çok konuştu. Şimdi taksit azaltılacaksa çok özür dilerim. Kademeli olsun bu denmeye de başladı. Yani eğer taksitler azaltılacaksa kademeli azaltılsın, yoksa ani bir azaltma direkt bir duruşa, bir şoka neden olabilir deniyor. Ne dersiniz? Yani taksitlendirme şeyini Türkiye icat etti kredi kartında. Dünyada güzel var mı başka örneği? Bildiğimiz yok. Bildiğim kadarıyla. Yani Türkiye şartlarına çok da uyan bir sistem. Yani bir insana borç verme yerine ya da çek ve senet verme yerine ya da başka bir taahhütte bulunma yerine kredi kartı limitinden çekiyorsun. Dolayısıyla limitler biraz yüksek tutuluyor. Tarihi gelince de bunu nakit olarak alıyorsunuz. Bu ödeme sorununu, ödenmeme sorununu
gündem dışı bırakıyor. Yani dolayısıyla bu güzel bir şey. Yani insanlar da hani ekonomik gücü yetmiyorsa hakikaten bu taksitlendirme imkanı da yararlanıyor. Dolayısıyla alışverişi hızlandırıyor. Ekonomiyi canlandırıyor. Bence yerel seçimden sonra buna karar verilecek.